Kahramanmaraş'ı geziyorum. Bugün Sarıkaya mahallemize gideceğiz. Muhtarla buluşacağız. Sarıkaya mahallemizi muhtarla birlikte gezeceğiz. Şarkılarla, türkülerle, Aşık Mustafa Kar'la efendim coşacağız, eğleneceğiz. Buyurun Sarıkaya'ya gidelim. Evet, Sarıkaya köyüne geldik efendim. Muhtarımızla buluşacağız biraz sonra. Evet, nereye geldik Murat'ım? Yola çıktım, Mardin'e düştüm, Sarıkaya mahallesine diyelim. Evet, muhtarım bizi karşılıyor. Selamünaleyküm muhtarım. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bugün senin köyü tanıtmaya geldik. İnşallah. Köy derken mahalle tabii. Mahalle, eskiden yani köyde. Eskiden köyde. Ağzımız köy alışmış. Aynen. Alışmış. Muhtarım, biraz sonra ozanımız gelecek. Mustafa Kar. O gelene kadar köyde bir gezi yapalım. Evet. Daha sonra sosyal tesisinin önünde ne geçelim, yapıyoruz? Yemeğimizi yiyelim. Yemek de var. Evet. Oo, muhtarım mu? Elini dağıttın evet. İnşallah. O zaman bir gezi yapalım önce. Küçük bir gezi şöyle köyde. Tabii. Ne var ne yok bakalım. Ondan sonra efendim yemeğimizi yeriz. Daha sonra da ne yapıyoruz? Evet, şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Evet, burada bir levhamız var. Sarıkaya Mahallesi sosyal tesisine gider. Evet, ok işaretiyle göstermiş. Hemen yanında da bir hayrat var efendim. Allah hayrını kabul eylesin. Evet, Efe Element kolu kısa, İrem Çelik, Yusuf Sami kolu kısa hayratlıymış. Buradan bir su içelim hayrına. Hayır sahibinin. Evet, Allah'ım kabul eylesin. Bir de ruhlarına Fatiha okuyalım. Allah'ım hayrını kabul eylesin. Gelen geçen su içiyor, su ihtiyacını görüyor. Evet, evet, bu tarafa mı gidiyoruz muhtarım? Bu tarafa önce bu tarafa gidelim. Evet muhtarım, tabii depremden sonra biliyorsunuz kırsal yerlere evet, artık göçler biraz fazlalaştı, bağ evleri evet, çoğaldı. Evet, Sarıkaya Mahallesi de çok yakın bir köy oldu. Evet. Buraya da efendim rağbet var mı? Var. Çok. Hı-hı. Yani fiyat da yüksek. Almak isteyen de alamıyor bu sefer. Maddi durum yetişmiyor. Ha, kendisi olanlar yaptı zaten. Kendi mal olanlar yaptı şu anda. Yani en aşağı bir 50 ev geldi mi diyorum? 30'u bulduk, 40'ı bulduk, 30-40'ı bulduk evet. Şu anda kendisi yaptı yani. Artık tabii depremden sonra insanlar bağ evlerine taşınmaya başladı. Aşağı çıkınca daha da yukarıda gözükür yani yukarıda. Evet, Sarıkaya'da gezimiz devam ediyor. Neredeyiz efendim? Sarıkaya İlköğretim Okulu'ndayız. Evet muhtarım, bir tane okulumuz var sanırım. Evet, bir tane okulumuz var, ilkokulumuz. Ulutaş, Göllü taşıma sistemiyle hepsi buraya geliyor. Bizim bu okulda eğitimlerini sürdürüyor. Evet, çocuklarımız da bahçede. Evet. İstersen müdür beyden bir izin alalım. Bahçedeki tabii, sosyal faaliyeti bir çekelim. Tabii. Hadi girelim bakalım. Evet, Sarıkaya'da gezimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. Sarıkaya İlköğretim Okulu'ndayız. Evet, evet, Sarıkaya İlkokulu Müdürü Harun Kara ben. Okulumuz 5 sınıftan oluşmakta. Bir tanesi ana sınıfına hizmet etmekte. Amacımız Türkiye Yüzyılı Marif modelini okulumuzda uygulamak, bakanlığımızın hedeflerini gerçekleştirmek, ilçemizi eğitim seviyesinde, kalitesinde bir üst seviyeye çıkarmak. Evet. Bu kapsamda çocuklarımızla beraber sosyal, kültürel, Maarif modeline uygun çalışmalar yapmaktayız. Öğretmenlerimiz emeklerini esirgememekte, çocuklarımızı güzel geleceklere hazırlamak istiyoruz. Evet, onlar bizim geleceğimiz. Geleceğin öğretmenleri, geleceğin hakimleri, savcıları, milletvekilleri, evet, belediye başkanları buradan çıkacak. Kesinlikle. Evet, güzel bir sosyal faaliyeti izliyoruz şimdi çocuklarımızın. Evet. Öğrencilerimiz gayet iyi.
İnşallah Türkiye'nin geleceği olacak öğrencilerimiz. Ailelerimiz ilgili, devletimizin gücü yerinde, diğer mahallelerden, Ulutaş'tan, Gölü'den Sarıkaya'ya öğrencilerimizi taşımakta şerefle eğitim sistemimizi devam ettirmeye kararlıyız. Allah'ım kolaylıklar versin hocam. Allah razı olsun. Okulumuzu gezdik. Şimdi efendim sosyal tesise doğru gidiyoruz. Evet, burada bir marketimiz var muhtarım. Buyurun, göğün gelelim. İhtiyaçlarını görüyor mu? Görüyor. Evet. Neler var? Markete şöyle bir bakalım, göz gezdirelim bakalım. Yok mu yoksa? Her şey var burada. Çok şükür her şey var. Her şey var. Oo maşallah maşallah. Evet, marketimize girdik. Aa, ablam sosyal maşallah maşallah efendim, örgüler, el işleri değil mi? Hı-hı. Çocuklara ne yapıyoruz? Çocuklara değil. Ben biraz bu sefer bencil davrandım sanırım. Kendine yapıyorsun ablam. Kışla yarışa girmiş durumdayız. Ben mi daha önce bitireceğim, kış mı daha önce gelecek acaba? Oo maşallah, sen yarış halindesin. Evet, marketçi ablamız. Efendim köyün marketi, yani mahallenin köy ağzımız alışmış bu tarihler. Her köy diyoruz ya. Mahallemiz. Bir türlü mahalle diyemedik. Evet, gerçekten burada her şey var. Değil mi abla? Evet, her şey var. Tabii ki buyurun şöyle de dolaşabilirsiniz de. Yani A'dan Z'ye ne diyor efendim? Köylü mahalleli geldiği zaman her ihtiyacı karşılayabiliyor mu burada? Karşılayabiliyorlar. Biz burayı devralalı 1 yıl oldu. Daha öncesinde Arif abimiz 10 yıl boyunca işletmişti burayı. O zamandan hani Arif abimiz mahalleliyi güzel bir şekilde alıştırmış. Arif abimiz de mahallenin ihtiyaçlarına göre getirmiş her şeyi. Biz de aynı şekilde, aynı düsturda devam etmeye çalışıyoruz. Biz çok memnunuz. İnşallah insanlar da bizden memnundur. Ben zaten burayı çok seviyorum. Bambaşka bir yer burası. Kendiniz de çekimler esnasında fark etmişsinizdir zaten. Evet, gerçekten. Evet. Buradan kuş bakışı Kahramanmaraş'ı izliyoruz. Aynen öyle. Evet. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı satışlar diyor size biz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle gidelim. Serpil de gel, gel yanıma. Allah kıyarım canıma. Oh maşallah maşallah, keyfe bak, keyfe abim. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Evet, Sarıkayalıyız. Hoş geldiniz. Evet, Sarıkayalıyım. Sarıkayalı. Efendim ne güzel keyif yapıyorsunuz. Evet. Evet, keyif yapıyorum. Sarıkaya deyince aklına ne geliyor efendim? Sarıkaya bana nasıl tarif edersin? Vallahi güzel, şehir merkezine yakın. Yakın. Havası temiz, insanlar güzel. Başka da ne diyeyim ki? Yani burada hava ve su var. Evet, hava doğru var, mu? Su var tabii. Oksijen çok güzel. Tabii, oksijeni güzel. Evet. Siz de böyle salıncak yaptınız. Evet. Burada evet. Emekli keyfi mi? Yok, daha emekli var. Emekli var mı? Ne kadar var? Daha 5 yılım var. Muhtarım 5 yıl varmış. İnşallah 5 yıl daha güzel geçer efendim. İnşallah. Evet, biz şimdi Sarıkaya'da gezi yapıyoruz. Evet, hoş siz de geldiniz. Çocuklar gibi şen olun böyle diyoruz. Evet, sağ olun, teşekkür efendim, ederim. Kalın, dostça kalın. Sağ olun, hadi. Görüşürüz. Sarmaya yakışır aman 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 ey, o nazik beller aman, o nazik beller aman, hopla da gel gel yanıma, vallahi kıyarım canıma. Arif abim var. Arif abinin bahçesine gireceğiz şimdi. Evet muhtarım, sen önden buyur. Allah kıyarım canıma, topla da gel gel yanıma, vallahi kıyarım canıma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Arif Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederiz. Buyurun. Evet, Arif abinin güzel bir bahçesi burada. Şimdi Erol Bey, şu ne ağacı Arif abi? Bu şey, lamba çiçeği. Lamba çiçeği? He, bu sarı sarı lamba gibi açıyor uzun uzun. Ne zaman açıyor bu? Bu açtı, savdu, tekrar geri bir daha açılıyor. Bak, bir daha açacak şimdi. Şeyler var bak, tomurcuklar açılmıştır. Evet. Bu da, şu da hünnap. Hünnap meyvesi var ya. Bu. Hünnap bu ha. Hünnap, evet. Ha, işte meyvesini alabiliyor musun Murat?
Bu armut mu şey mi? Bu deveci armudumuz. Bu deveci armudu. Evet. Buyurun. Evet Murat şöyle bak bak gel bakalım bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Evet ben bunu şey ayva zannettim önce. Yok, hayır armut. Evet güzel bir armut. Şu da yeşil armut. Da deveci bu. Armudu bu değil mi? Deveci bu. Hı-hı. Şu da yeşil armut. Şurada evet. Yeşil onda az kaldı da. Ya işte burada birkaç çeşit küçücük armudu ama var. Minik bir bahçede her şey var. Küçük maşallah, şey. Maşallah. Kuş armudu, Ankara armudu, kış hı-hı armudumuz var. Sen armuda çok meraklısın. Ben meraklıyım. Kaç çeşit? Armudun çeşitleri var burada. Ya, daha burada, çok. Şurada şey var işte tekrar. Hacı Hamza dediğimiz armut çeşidi var. Daha evet. Şu. Ama işte biz, şurada limonum var bir hı-hı tane. Ama bunun cinsi güzelmiş. Ben bunu koparıyorum. Kopar. Evet. Düşmesin. Bunu Arif abi bize armağan ediyor. Afiyet olsun. Evet, afiyetle yiyeceğiz efendim. Evet, modifiye bir aracımız var. Gerçekten güzel yapmış. Arkadaşımız yere kadar yapışmış bu tarım. Kimin bu? Mahalleden birinin. Evet, bizim Mustafa Güneş'in torunu. Torunu burada. Evet, Yiğit ismi. Evet, Yiğit çok... ne güzel yapmışsın. Yiğit nerede şimdi? İşte mi? İşte şu anda. Aksesuar misalen körüklü. Evet. Pusturma dediniz ya bunları. Evet, süsme. Çalıştığı yani, zaman yekini istediği şekilde getirebiliyor. Hı hı. Çok da meraklı böyle şeylere. Evet, plakası da 26 Eskişehir. Eskişehir plakası. Evet. Evet, Murat 124. Şey, Puan Şahin mi bu efendim? Evet, Şahinmiş. Şahin güzel. Bu da güzel de kullansın. Kazasız, belasız. Evet, Doğan Esmiş. Muhtarım. Evet, dağlara doğru çıkıyoruz muhtarla efendim. Tabii biraz sonra toplanacağız sosyal tesisin önünde. Deprem sonrası yapılan yerlerimiz. İleride de var sol tarafımızda. Tabii efendim artık insanlar şeye kaçıyor. Yüksek. Kırsala kaçıyor. Aynen. Değil mi? Bağ evlerine kaçıyor. Bağ evlerine. Evet depremden sonra da daha çok bağ evleri oldu. Çoğaldı. Evet, halkımız nerede şimdi? Sosyal tesisinde toplandı. Sosyal tesisinde toplandı, orada bizi bekliyor. Bizi bekliyorlar, evet. Biz de Ozan'ı bekliyoruz. Bu arada tabii köyde çekimler yaptık, geziler yaptık. Evet. Halkımızla toplanacağız, muhabbet edeceğiz. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Evet. Gidelim. Yemek hazırlatmış muhtarım, onu ondan bahsetti. Evet. Önce yemeğimizi yiyelim istersen, sonra tamam, şarkı türkü söylerim, olur mu? Yemeğimizi yiyelim, sonra tamam. Söyleyelim. Sosyal tesiste önce yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra efendim halkımızla bütünleşeceğiz. İnşallah. Orada bir dut vardı. Dudun altında toplanıp güzel şarkı türküler söyleyeceğiz. İnşallah. Evet. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz Murat. Murat neler yaptırmış bakalım muhtarım. Elini dağıtmış. Öyle dedi bana. Hadi gidelim. Şimdi Ramazan abiyle çok önceden tanışıyoruz. Daha önce de çekimler yapmıştık bu köyde. Evet. Evet Ramazan abi nasılsın, iyi misin? Gözlerinden öperim Erol Bey. Evet nereye geldik? Biraz sonra Ozan'ımız gelecek. Evet. Toplanıyor sosyal. Sarıkaya Mahallesi'ne. Şimdi şu an seni köyde bir gezdireceğim Erol Başkanım. Ondan sonra sosyal tesise gelecek. Orada bir türkü söyleyecek. Ozan'ımız gelecek. Ozan'ımız ben gelecek. Sosyal tesise geliyorum bizim için. Evet. Ya gezmesek olmaz mı? Olmaz. Ya niye gezeceğiz? Gezeceğiz. Motora bindireceğim beni. Evet başkanım. Ya Ramazan abi etme tutma. Yok. Gel binmeyek ya. Yok binersin başkanım. Peki biz de Ramazan abi kırmıyoruz efendim. Hadi bakalım. Murat. Ramazan abi beni gezdirecek şöyle bir köyde. Ah Ramazan abi, ah. Hoş geldin, sefalar getirdin.
Evet, Ramazan abiyle şimdi Sarıkaya'da turluyoruz efendim. Sarıkaya bildiğiniz gibi emekli köyü, emekli mahallesi. Evet Muratçım, Ramazan abiyle tur attık bir. Şimdi sosyal tesise doğru gidiyoruz. Ramazan abi biliyorsunuz efendim köyün değerlerinden bir tanesi. İlledi seni ben motora bindireceğim, köyde bir tur atacağız dedi. Tur attık geldik. Ramazan abi şimdi bize bir türkü söyle desem Ozan gelmeden önce. Söyler mi? Söyler. Söyler. Peki Ramazan abi hadi bakalım bize ne söyleyeceksin? Sabahtan esiyor ufak açacak. Zalim felek kurmuş kötü bir tuzak. Bilmem derdimizi kime yanak. Dağlar geri verin kardeşimi bana. Ölem kardeş ölem. Kardeş bacın acısı, içeriye işlemiş, çıkmıyor acısı. Dağlar geliverin, kardeşimi bana. Sağ olasın, var olasın. Sen de sağ olasın başkanım. Evet, şimdi sosyal tesise doğru gidiyoruz. Biraz sonra Ozan'ımız Mustafa Kar gelecek. Evet. Onunla orada bir türkü programı yapacağız. Evet. Tamam? Evet. Hadi orada buluşuyoruz seninle. Evet, Sarıkaya'da gezimiz devam ediyor efendim. Görüldüğü gibi evet bahçelerde gerçekten güzel meyveler, sebzeler yetişmiş. Burası bir nar bahçesi. İnsanlar meyvelerini, sebzelerini yani kışlık nar ekşisi bize meşhur biliyorsun. Muhtarım. Bizim bunlar ekşi yapılmaz. Bunlar sadece yemek kışlık. Ha, bunlar yemek için. Nar ekşisi ekşi olur. Bunlar ekşi tatlı. Ha, ekşi. Bu tatlı nar oldu. Tatlı nar evet. Yani bu sofralık nar. Sofralık nar. Evet bayağı da efendim şeyi iyisi güzel bir narmış. Evet. Görüldüğü gibi. Köyde gezimiz devam ediyor. Evet bir abimizle karşılaştık muhtarla beraber. Kamanya'da çayını yudumluyor. Evet, merhaba efendim. Merhaba, sizi merhaba. Sizi biraz tanıyalım. Yaşar Kasımoğlu. Evet. Bu köyün bir üyesi olarak burada bağ evim var. Burada iştigal ediyorum. Burada kalıyorum. Çok güzel, köyümüz güzel bir yer. İnsanlara güzel. Gerçekten her insanın... Havaya bak, püfür püfür esiyor. Evet. Gerçekten harika bir havası var. Buradan Kahramanmaraş bir başka güzel görünüyor sevgili izleyiciler. Yani bu köyün havasıyla birlikte insanlar da güzel. Huzur buluyorsun. Huzur buluyorsun, huzur rahat buluyorsun. Burayı biz evimiz gibi kabul ediyoruz. Boş zamanlarımızda camiye geliyoruz cuma günleri. Arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten güzel bir yer. Yaşar Bey, bakıyoruz efendim pandemiden sonra ve depremden sonra efendim bağ evlerine rağbet arttı. Ne dersiniz bu konuda? Ya şöyle insanlar artık... Kırsala taşındılar. Artı depremden, diğer hastalıklardan uzak kalmak istiyorlar. Kendilerini dinlemeye çalışıyorlar. Öyle olunca da herkes böyle bağ evi dediğimiz bağ evlerine, köylerine bir dönüşüm oldu. Burada biraz daha rahat ediyorlar, biraz daha dinleniyorlar. Bundan dolayı kırsala taşındı insanlarımız. Dönüş yaptılar daha doğrusu köylerimize. Evet Yaşar abi, Yaşar Bey. Biraz sonra efendim Sayın Muhtarım önce yemek yedirecek bize. Daha sonra efendim dost meclisinde buluşacağız. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Biraz eğlence gibi bir şey yapacağız. Sizi de aramızda görmek isteriz. Ne dersin? Ben sizden öyle ve muhtarımdan teşekkür ediyorum davetlerinden dolayı. Ama acil bir işim olduğundan dolayı sizlerle bir arada olamayacağım. Bu toplulukta beraber sizlerle sohbetlerinize katılamayacağım. Müsaadenizle ben... Çayım içip gideceğim diyor. Mazeretinden dolayı çayım içip gideceğim. Peki efendim. Şakalısın. Evet. O zaman sana bir oradan şarkı gönderelim, türkü gönderelim Yaşar abi. Tabii, ne istersin? Tabii. Aşığımız neyi söylersen. Aşığımızdan veya ne söylerlerse onları dinlemeye hazırız. Peki, sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim bu havada gerçekten burada Kahramanmaraş bir başka güzel. Yani buranın havasını solumak bir başka güzel desek yalan olmaz. Evet buradan hemen... Sarıkaya'ya gelin, en azından Sarıkaya'da şöyle bir gezi yapın deriz halkımıza. Evet hemen camimiz de çok güzel buradan görünüyor. O zaman muhtarım ne yapalım? Yemeğe mi geçiyoruz önce yemeğe buradan? Geçiyoruz. Peki efendim buradan yürüyerek gidelim. Pan.
Evet, amanın da amanın. Köyde yorulduk, gezdik, dolaştık. Ya muhtarım öyle bir sofra hazırlamış ki sevgili izleyiciler. Sanki düğün var gibi değil mi? Bugün düğün günümüz mü muhtar? Nedir böyle? Böyle sergin düğün günü sayılır yani. Evet, ablamın eline sağlık. Neler var, neler burada? Hemen bunu, ekşili köfte var abla. Evet, ekşili turşu. Ekşili turşu var. Mercimek köfte. Mercimek köfte, dolmalar, tatlılar, börekler, çörekler. O amanın da amanın. Maşallah, maşallah. Allah mesul etsin. Evet abla, ekşili köfteden biraz bahsedelim mi abi? Yapılışı nasıl? Ekşili köftemiz Maraş'a özgü. Bulgurla et birleştirilir. İşte nohutla suyu falan yapılır, işte yuvarlanır. Maraş'ın meşhur yemeklerinden bir tanesi, öyle evet, mi? Evet, bir tanesi Maraş'ın. Evet. Bu Sarıkaya'da da çok sık yapılır mı? Evet, günlerde çok sık yapılır. Genelde. Evet. Ellerine sağlık, hemen burada çiğ köfte görüyorum, evet. Değil mi? Evet. Ya abla ne kadar zahmet muhtarım, ne bu zahmet ya. Ne bu zahmet ya, maşallah, maşallah, maşallah. Allah mesul etsin. Evet, köy halkı da tabii efendim bizi bekliyordu. Biraz sonra Şarkıya Türkiye'ye de gideceğiz Ozan Hanım'la beraber. İnşallah. Dışarıda toplanacağız. O türküler hep beraber söyleyeceğiz. Evet, çorbalar, her şey var efendim. O zaman afiyetle yiyelim mi? Buyurun. Evet, ahali de bizi bekliyor. Hadi bak sofraya hep beraber. Evet, afiyet olsun. Ömür boyu seninle küseceğim ama sevdim bir kere. Fırtınalar gibi senin üstünden eseceğim ama sevdim bir kere. Oy 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 oy. Alkış çalmayanın kaynanası dört tane olsun. Fırtınalar gibi senin üstünden eseceğim ama sevdim bir kere. Sevdim bir kere. Süremedim bu dünyada sefamı. Gel çektirme gönül bana cefanı. Allah'tan korkmasam senin kafanı. Keseceğim ama sevdim bir kere. Sevdim bir kere. Gülahmet'im dayanamaz acelem. Başlamadan geldik yolun ucuna. Boynunu takıp daran acına. Asacağım ama sevdim bir kere. Sevdim bir kere. Aman boynunu takıp daran acına. Asacağım ama sevdim bir kere. Sevdim bir kere. Di
Dineye sağlık Ozan'ım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, köyde gezdik, yorulduk, bir soluk alalım dedik. Geldik efendim hemen sosyal tesislerin önüne. Efendim çay dudumuzun gölgesine. Sayın Muhtarım, evet, biraz köyden bahsedelim istersen. Köyümüz 130 hane diyelim. Aslında hane. Mahalle oldu da biz hala köy diyoruz. Sarıkaya Mahallesi. Evet. Yani Dülkadiroğlu ilçesine bağlı. Köyümüzün geçim şartlarını sorarsan yarısı emekli, birazı esnaf. Yani sanayide, fabrikada. Emekliler de zaten şu anda burada genelde. Ne yapıyoruz? Emekliler yan yana gelince ne konuşuyor genelde? Yani ne konuşacak? Ya maaş artacağını ya. Ya. Kuş bakışı izliyoruz değil mi? Ha, burada serinlikte daha iyi oluyor. Oturuyorlar kendileri. Çayını da demliyorlar burada. Yani güzel bir sohbet oluyor kendileri içinde. Sosyal tesisimiz yani bu konuda çok güzel oldu. Geçmişteki muhtarımıza da çok teşekkür ederim bu konuda. O vesile oldu, yaptırdı yani o zaman yani Allah razı olsun. Evet. Yani köyün başka da bir geçim sıkıntısı genelde bahçe tarımı, hayvancılık derken hayvancılık yok kalmadı yani hayvan. Artık şehre girdi burası. Yani genelde ufak tefek bağ bahçe işi oluyordu, o da bitti. Birçoğu emekli, diğerler de işte sanayide. Çalışıyorlar. Peki şöyle gerilere gidersek, yani eskiden adetler vardı, gelenek, görenekler vardı, oyunlar vardı, köyde oyunlar oynanırdı biliyorsun. Ya kız kaçırma olayı olurdu aynen işte. Oyun çıkardılardı. Körgara oyunu mu derlerdi ona? Hı hı. O zaman oyun... körgara oynarız değil mi Muhtarım? İnşallah. Oynarız. Hı hı. Evet, biraz soluklandıralım sizi. Yine Ozan'ımla devam edelim. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten Sarıkaya havasıyla, suyuyla, kuş bakışı, Maraş'a böyle seyriyle gerçekten güzel bir mahallemiz. Ve tabii daha önce köyde ama büyükşehir olması dolayısıyla burası artık mahalle konumuna girdi. Buradan en azından gelin şöyle bir Kahramanmaraş'ı izleyin diyoruz. Tam tepeden seyir terası gibi gerçekten buradan Kahramanmaraş bir başka güzel. Evet, şimdi tekrar sözü Ozan'ımıza veriyoruz. Evet Ozan'ım. Sağ olasın. Sağ olasın Erol Bey. Evet güzel Mustafa bir... Kar Ozan'ımız da bizi kırmadı. Allah bugün bize eşlik etti. Allah İnşallah Allah. İleriki programlarda da efendim zaman zaman beraber olacağız yine. Baş tacısın müdürüm. Baş tacısın. Sağ olasınız. Evet hemen dinliyoruz. Bu dünyanın gam yükünü çeke çeke yoruldum ben. Bu dünyanın gam yükünü çeke çeke yoruldum ben. Sefaletin her türünü çeke çeke yoruldum ben. Sefaletin her türünü çeke çeke yoruldum ben. Sevgi dedim bir kelime, sevdim ne geçtin elime. Yıllar önce kaderime, tan ezelden kırıldım ben. Sevgi dedim bir kelime, sevdim ne geçtin elime. Yıllar önce kaderime, tan ezelden kırıldım ben. Etkilendim topraktaşa, daha neler gelir başa. Etkilendim topraktaşa, daha neler gelir başa.
Emmi dayıyla kardeşim, tan ezelden kırıldım beyen. Emmi dayıyla kardeşim, tan ezelden kırıldım beyen. Of. Sevgi dedim bir kelime, sevdim ne geçtin elime, yıllar önce kaderime, tan ezelden darıldım beyim. Sevgi dedim bir kelime, sevdim ne geçtin elime, yıllar önce kaderime, tan ezelden kırıldım beyim. Diline, yüreğine sağlık. Sağ olasın. Var olasın. Var olasın. Evet, ozanımızın diline sağlık. Gerçekten güzel güzel türkülerle efendim bu dud ağacının gölgesinde hem dinleniyoruz hem eğleniyoruz. Evet, önceki dönem muhtarımız da beraberiz. Şöyle bir efendim yerlere gidecek olursak, düğünler nasıl olurdu sayın muhtarım? Öyle, hoş geldiniz. Sağ olun. Düğünler eskiden işte böyle bir oyun çıkardılardı akşamları. Ne zaman başladı düğün? Önce onu bir öğrenelim. Düğün cuma günü. Namazdan sonra? İkinden sonra davul gelirdi buraya. Hı hı. İşte adamın evinin önünde veyahut okulda olurdu. Buradan başlardı. Pazar günü öğlen sonu biterdi. Üç gün. Ne oynardık düğünlerde? Nasıl ya işte oynardık? Ne işte halay çekerlerdi. Çifte telli oyun. Böyle şey oyunları var. O düğün oyunlarını demiyorum. Ya? Gece oyunları vardı böyle. Toplanırdık evlerde. Değil mi? Yüksük oynarlardı bazı yerlerde. Bazı yerde değişik yok, oyunlar bizim oynuyorlar. Burada yüksük böyle şey olmadı işte. Burada? Şey oyunu çıkardılardı. Kör kara oyunu. Kör kara. Evet. Gelini kaçırıyorlar. Sonra daha sonra muhtarı. Evet, öyleydi evet. Değil mi? Peki muhtarım, seninle böyle şeye gidelim. Askerlik dönemine. Askerlik dönemine. Evet. Askerlik çağı geldi, çattı. Benim biraz askerliğim çok uzak sürdü. Nasıl uzak sürdü? Şimdi ben 1953 doğumluyum. 1970'de 10. ayında bu sulam geldi. 10. ayının 25'ine. Bu suluyu aldık. 11. ayın 2'sine. Buradan çıktık. Kayseri'de kaldık bir gün. Çünkü o zamanlar direkt otobüs yoktu şeye. Sivas'a. Orada kaldık. Sabahleyin akşam oradan biletini aldık. Sabahleyin oradan Sivas'a vardık. Teslim olduk. Teslim olduk. Acemi Milli işte. Eğitim. Yat, kalk. O zaman mektup vardı değil mi? Evet, mektup vardı. Mektup. Peki ilk mektup geldi. Kimden geldi ilk mektup? Evli miydin? Yok, evli değildim. Bekardım. Babandan geldi. Babam da yoktu. Benim... Anam mı yazmış? Annem vardı, büyük kardeşlerim vardı, onlardan İlk geldi. İlk mektup geldi. Nasıl o duyguları bir böyle anlat bakalım, nasıl oldu? Aa, şimdi onlar aklımda kalmadı. Vardır böyle. Yani. Yok, mutlaka. Onlar mektup kalmadı. Okundu Mustafa Güneş, Kahramanmaraş dediler. O oldu tabii. Evet. Şimdi herkes sevindi tabii. Şimdi herkes şöyle oturuyor. Mektubu açtık. Çavuş açtı mektubu. Ne yazmışlardı? Onlar işte aklıma gelmez benim şimdi. Belaşı. Şeyler aklıma geliyor. Ancak böyle yaptığım büyük şeyler. Hı hı. Neler yaptık? Hadi anlat bakalım. Orada 3 ay Acemi Birliği'ni bitirdik. Şey oldu. Ondan sonra bir gün subay bizi topladı. Dedi ki ne, bugün şurada okuduğum isimler şuraya çıksın. O okudu. En son benim ismim de okundu. Çıktık. Biraz sonra dedi ki şimdi bu şuradaki isim okulanlar akşam saat 8'de gidecekleri yer şura. Okudu.
Ağrı Patnos dedi. Mustafa Güneş, Ağrı evet, Patnos. Şimdi orada çıkarttı ya hepini. Evet. Bunların hepsi Ağrı Patnos dedi. Ben şu an o anda Patnos'un nerede olduğunu bilmiyorum. Senin aklına Patnos geliyor değil mi? Patnos. Gece saat 8 miydi 9'da tren geldi. Hepimiz bindik. Çetinkaya'ya vardık. Dediler işte burası Çetinkaya dediler. Bir tane aşağıda çocuk şeyine su dağıdı. Askerim biri dedi ki lan oğlum öyle bardak bardak verme. Ver şu bidonu içek. Ondan sonra paranı al dedi. O da Antepliydi var ya Yaman biriydi. Şey adam verdi. Suyu içtik. Bidonu da oradan attı. Tren yürüdü. Parayı veremedi ya. Parayı vermedi zaten. Oradan Erzurum'a vardık. Devlük gün saat 2 miydi 3 miydi? Horasan'a vardık Erzurum'un. Orada da aynı kar var. 2 günde orada kaldık. Orada şey birliği vardı. Kardan bize otobüs götürücü oradan ateşeye. Evet. 2 gün sonra da işte otobüs geldi. Birliğimize vardık. Şimdi orada Haziran 74 Kıbrıs harekatını herkes biliyor. Evet. Bize bir alarm vurdu. Birliğe gittik. Birlikte bir albay bizi şu şekilde yaptı. Bütün alayı. Konuştu ama öğlen de yakın. Konuştu dedi ki arkadaşlar dedi. Bilginiz var belki Kıbrıs'ta bir şey olacak. Şimdi bizden asker istiyorlar. Gitmek isteyenler dedi. Bir an bir adım öne çıksın. O şeyden bir ses çıktı. Böyle gürr. O gördüğün albay ağladı. Koca albay ağladı. Oradan bizi yemeğe bıraktı. Yemeğe geldik. Her bölükten 4 tane her bir tane onbaşı bir çavuş seçtiler. Böyle şeyin önünde. Koğuşun önünde. Şimdi seçtiler. Dediler ki bu kişileri ne zaman şeyden anons yapılırsa hemen buraya gelsin. Geri gittik eğitim alanına. Daha 2 saat durmadık ki anons yapıldı. Yapıldı. Geri koştuk geldik. Böyle o taburun alayın şeyinin subaylarının hepsi toplandı. Bizi böyle düzdüler sırayla. Şu anda Kıbrıs'a gideceğiz. Bir tane asteğmenimiz var bizim. Arkadan geliyor. Evladım gitmek istemiyorsan seni değiştiririm diye. Sana mı diyor? Hepimize yani sırayla diye adam. Gitmek istemeyenler. Ha şimdi adam zannediyor ki üstünden gitmek istemeyin olur. Hayır komutanım gidecek. Orada bizim şimdi yeni bize elbise verdiler. Kumanda verdiler. 2 tane otobüs getirdiler hemen. Otobüslere bindik. Ağrı Patnos'un içine daha işte lambayı geldik. Lambada nasılsa arkada otobüs önden arkadan vurunca o arızalandı. Şöyle bir yarım saat orada kaldık. Oradan değiştirdiler otobüsü. Geri bindik. Gece saat 10'da Van Gölü'nün kenarında bir petrolde yemeği yedik. Akşam yemeğini. Devlükü gün öğlen saati Adana cezaevine geldik. Ama oraya gelirken şimdi Osmaniye'ye geldik. Subaylar dedi ki başımızdaki şurayı bir sorak da dediler öyle yürüyük. Adam şimdi nöbetçi dışarıda şöyle dinleyir. Elinde tüfek şöyle duruyor ama adam nöbet bekliyor o sanmış ya şöyle oluyor abi böyle durduğu yerde. Neyse adamlar subaylar geri geldi. Dediler ki işte Adana cezaevine gideceğimizdik. Vardık oradan cezaevine vardık. Dediler ki bu cezaevinin içinde yatacaksınız. Biz hiç öyle bir cezaevinde yatmadık şükür. Neyse o gece yattık. Dediler ki günüz Adana'nın karşı yaka cezaevinin de yan yönü böyle portakal bahçesi. Çadır kurduk. 4 kişi 5 kişi bir çadır kuruldu herkese. Bu işte şey olucu, sabah olucu derken sabaha karşı Kıbrıs'ın harekatı başladı. Ben de o anda cezaevinin dış kapıda nöbet tutayım. Subayların hepsi toplandı, radoyu getirdiler. Böyle dinik.
Diyerekten güneş şöyle kuşluk oldu. Savaş durdu geri. Ondan sonra aha esirgelici, aha gelici derken bir gün böyle saat 10 sıralarında bu havada helikopterler dönüyor. Bu şeyde polis, trafik işte onların gelmesi. Revoyla geliyor. İnancım olsun ama bir sıcak. Şimdi herkesi askerleri bir görev yeri verdiler. Biz de beni de dışarıda şuradan aynı böyle yol gelir. Şurada bir görev verdiler bize de. Şimdi asker buran diye kaldırıyor bir revonu. Adama bayılmış böyle patır patır dökülüyor. Hepini içeri aldılar. Biz 3,5 ay, 3 ay ben orada onlarla kaldım. Yani hapisteki şeyleri beklediniz. Evet. Mahkumları. Evet. Ondan sonra bunları bizim de orada varmış. Bir Türkiye, 3 tane Yunan verdiler. Böyle değiş tokuş yaptılar. Yani esirleri beklediniz. Evet, esirleri bekledik. Peki. Teşekkür ediyoruz. Seni bir soluklandıralım. Yine ozanımıza dönelim efendim. Ozanımızla türkülerle devam edelim diyoruz. Evet ozanım, muhtarım, eski muhtarım, şöyle bir soluklandıralım. Bakalım ozanımız ne diyecek. Hadi bakalım. Uzun hava okuyalım değil mi? Uzun hava severler kurbanım ya. Çıktım baktım da gülde piyem. Seyir ettim den ellerini. Ergomuş sevdiğim dengeler ne? Abayaz abazdan evler gomuş sevdiğim dengeler ne? Gülcistan'da gülü kokar. Kızlar yanağına takar. Acuz dillerde bir suyun akar. Gider yerinde çöle yerine. Acuz dillerde bir suyun akar. Gider yerinde çöle yerine. Bunu diyen deli burayın. Sevdiğine de gönül vereyim. Toptayap olmuş da akçayı ceren. Gider yarinden ellerine. Toptayap
kuştan akça eceren gider yarinden ellerine. Eyvallah, dinle sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet muhtarım, zaman zaman böyle bir araya geliyor muyuz? Yani köyde köy halkıyla hem sohbet hem şarkılı türkülü böyle toplantılar oluyor mu? Sohbet oluyor da şarkılı türkülü şeyler olmuyor burada yani. Söyleyen şarkı türkü söyleniyor mu? Muhabbete yani. Muhabbetler buluyor. Yani emekli mahallesi burası. Burası emekli mahallesi, emekli öyle mahallesi, diyelim yani. Emekliler geliyor buraya. Yani şurada olanların içinde bir tane iki tane ancak çıkar emekli olmayan yani. Hı-hı. Muhtar dedi ki oradan kulağıma, dedi ki Ahmet abiye dedi evlilik yıl dönümünü anlat dedi, nasıl evlenmiş dedi. Vallahi, ben dedim ki olur dedim, yanına geldim. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi hoş bakalım geldin. Nasıl evlendik? Şimdi evlendik. Evlilik çağına geldik. Evlenme çağına daha gelmeden önce bizim buralarda bir kural vardı, eskisi şimdikisi mi değil. Dünücü usulü ile evlenilirdi. Yani ana baba ne dersek öbürleri karışamazdı. Şimdi nasıl? Bir de şimdiyi anlat hemen, ondan sonra geçelim. Şimdikisiyle telefonla buluyor, internetle buluyor. İki gün sonra da yine yer ayrılıyorlar. Ne istiyorlar evlenirken? Evlenirken işte ne ev istiyorlar, takıntı istiyorlar. Ondan sonra başlığıyla borçlanıyorlar. Borçlandıktan sonra senin anan şunu aldı, senin anan bunu dedi. Geliş bir iş bitiyor orada. Araba istiyorlar, ev istiyorlar. Ev istiyorlar, araba istiyorlar. Eskiden öyle bir şey yoktu. Sabır yok. Sabır yok, şükür yok. Şükür yok. Evet. Ondan kaynaklanıyor. Ondan kaynaklanıyor. Boşanmalar başlıyor. Evet, ondan sonra şimdi şeyle ondan başlanıyor. Evet. Şimdi biz babamla hanımımın babası amcaoğullar. Burada yabancı yok. Hep amcaoğlu, dezzoğluyuk. Yani bir kökten. Bir kökten. Bizim burada okul yoktu. Bir okul yapıldı. Okul yapılışın yaşlı, büyük, güç, genç hepsini okula aldılar yani o zaman. Biz tabii hanımım, nişanım değildi. O zaman okul arkadaşımızdı. Hı hı. Okula geldik. Okulda ilkokulu burada 3. sene kadar okuduk. 3. sene sonra biz garibendik. Biz okulu bıraktık. Çalışmaya gittik işe. Burada durduk, biraz çalıştıktan sonra biz 4 kardeşlik. Her birimiz bir yerdeyik. Şimdi babam da yaşlı, annemle tabii bunlara bakacak. Bize bir şey olsun diyerekten. Ben orada çalışırken Antep'e gittim. Antep'ten gelişim babam beni nişanlamış, haberim de yok. Sen nişanlandın, haberin yok. Haberim yok. babana dediler ki seni amcamın oğlu Durdan Memon kızını sana aldık istedik dediler. Tabii bizim de gönlümüz vardı biraz yani şimdi. Yani o zaman konuşuyordunuz biraz. Yok öyle bir şey konuşmadım. Ben gönlümden geçiriyordum. Geçirdi ama konuşma yoktu. Aşı vardı. Yaklaşırsa öldürürüm diyordu evet. Kardeşim. Neyse biz bir şey diyemedik. Ondan sonra evlendik. Evlendikten sonra şehre göçtük. Yine tenekecilikle falan çalıştık. 5 ay durdum, 6 ay durdum, askere gittim. Evliyken gittik. Sen yani istenirken ortamda olmadın hiç. Yok ben yoktum. Sen yoktun. Yoktum. Ana baba gitti istedi. Anamla babam gitmiş. İşte amcamızdan istemiş de onlar da olur demiş. Ben de gelince dedim sorma. Bende gönlü var mı yok mu? Olmaz. O da seslenmemiş. Olduğunu deyince. Seslenmedi mi daha gönlü var. Gönlü var. Biz evlendik. O zaman daha uzunlaştı. İşte görücü usulüyle evlendik. İyi, mutlu bir oldu. Kaç çocuk oldu? Bende 3 çocuğum var. Bir kız, 2 oğlan var. Ben kamyon şoförlüğüne başladım. 35 sene şoförlük yaptım. Yolculukta, gurbette dolandım. Ömrümün yarısı orada geçti. O zaman sende çok hikayeler var. Yol hikayeleri. Yol hikayeler ha. Var var. Hadi ben bir hikaye, bize yol hikayesi anlat. Ya yol hikayesi anladım da öyle bir şeyim yok. Ben şirketlerde çalıştım. Damperli yok. Kış geldi miydi İran'a, Irak'a giderdik. Orada şöyle bir mağazaya geçti. İran'a gittik. Bir ortağım daha vardı onunla beraber. Mazotun litresi bir tümen. O zamanın parası, oranın parası tümen. Evet. Bir tümene. Bize Türk'ün dini 3 tümene veriyorlar. Karabursa. Karabursa. Orada adam da şey yok. Böyle hemen gelin. Sırı girdin miydin?
düğmeyi bassa pompiyi sen dolduracaksın. Bize tuttuk biz doldurduk 150-140-150 litre diyedi ama İranlı yok orada. Düğmeyi bastım ben sıfırladım. Bir daha başladı. Geldi bildi ama bir şey yapamadı 30-40 litre diye işte adam farkına vardı ama ondan sonra pompayı yaklaştırmadı büyüme elin yetmeyecek şekilde. Şimdi benim ortağıma geldi o geldi onun arabası da geldi. Ona dedi ortak diyor şunu tut da ben de sileyim. Yok ortak diyeyim haram olur sana diyeyim sen silme. Sana haram olmuyor mu haram olur? Öyle mazı şimdi çok oldu ya çökmeler batmeler yeren ne bileyim. Kamyonculukta bir şey mazara şey oluyor. Şimdi şoförle trafik polisi arasında çok şeyler olur. Var mı öyle bir? O zaman abi. Şimdi olmuyor. Şimdi her şeye düğmeyi bastım her şeyde görünüyor. O zaman nasıldı? O zaman zaten şimdi şöyle bir şey var. Bizim dışarıya giderken yol düzgahımız Adana, Bozantı, Sivas, Ezican yolu üzerine. Ama biz burada Maraşlı olduğumuz için buradan geliyor Pazarcık, Malatya, Elazığ. Ondan sonra Pülümür'den var. O buradan oraya kadar polis de tabii yol yüzeyim yanlış olduğuna göre şeyimizi verirdik. bir gün orada bir arkadaşım var Tunceli'de köprüde çevirdiler. Dedik ya bu sene işte etme eyleme bak biz oradan buraya kadar geldik bize 1500 lira para cezası kesiler. Arkadaşım bir tanesi Kürttü. O yalvarıyor şimdi komisere. Komiserim bana yazma. Komiser baktım. Kalemi şimdi üstüne koydu. Şöyle düşünüyor. Yazayım yazmayayım. Hemen ben Berdan koştum. Berdan attım makbuzu. Ya buna da yazın. Ya bunu da yırtan. Niye? Biz aynı adamın arabasını kullanıyoruz. Ben ne diyeceğim patrona? Adam haklısı. Bu arkadaş haklı dedi. Yazdırdın yani. Yazdırdım. Ona da yazdırdım. Öyle şey olur mu? Ondan sonra yine geri döndük geliyoruz. Erzurum'dan gelirken büyük aynı bizim madalya kavşak mı kavşak var. O arkadaş üniversitede patronun oğlu üniversitede okuyordu. Onun yanına gidecek. Ters yönden girdi. Kavşağı böyle dolanırken arabalan gireceği yerden girdi. Neyse karşıda da nokta var. Polis çağırdı gel gel Maraş'tan çıkar. Hele Türk oğluysa var ya diyor polis. Biliyor yani. Ha, Türk oğluysa dedi daha çok çıkar. Lan açtık adamı ehliye Türk olacak. ben bileyim ya dedi ben Türk oğullardansa tamam neyse oturduk. Ceza şu. Türk oğullar duymasın. neyse kalan hemşer miymiş kalan neyse ceza yazmadılar. Bizi bir daha böyle yapmam derler. Bak bu tür kaza yapıyordum. Öyle bir şeyler mi çok oldu. İkaz etti yani. Evet ikaz etti. Polis demek ki burada görev yapmış Maraş'ta. Ya Türk oğluydu ya da burada görev yapmış. Hacı abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sağ ol. Adın ne? Mustafa Gül. Mustafa abi bura hep gül zaten değil mi? Gül güler. Bar etmez akrabayız zaten. Hepsi birbirimiz. Nasılsın iyi misin? Sağ ol teşekkür ederim. Doğma büyüme evet, Sarıkayalısın. Evet. Mustafa abi eskiden böyle horoz dövüşleri olurmuş köylerde. Evet. Var mıydı? Önceleri vardı. Ahmet şimdi... abi dedi ki Mustafa abi de dedi, horoz hikayesi vardı. Nedir? Şimdileri yasaklandı onun için. Önceyi anlat sen o döneme gidelim geriye gittik böyle. Önceler atardık arkadaşlarla. 25-30 sene önceye gittik. Tabii seyrederiz. Ortalığa bir bahis atarız. Veya yani bir tatlı gibi, kola gibi. Hı hı. Onlar öyle iri bir boş şey olmaz bizde parayla falan. Evet. Buna devam ederiz. Peki horoz yetiştirmek, cins horozu yani dövüş horozu yetiştirmek zor mu? Bakarsan. Yani adam gibi çocuk gibi seviyorsun. Tabii aynen öyledir. Şimdi bakarsan çok güzel. Hı. Bakmazsan da şurada olmaz. Evet. Yani işte bakacaksın. Mesela bir çocuğuna ne aldın? O şekil onu alacaksın. Belli günler toplanırdınız. Evet. Daha başka yerlerden de insanlar gelir miydi horoz dövüştürmek için? Ya o kadar değil. Biz kendi. Kendi aranızda, kendi Gölü'den, mahallenizde, köylü. Dereden, bizim köyden. Bu civardan. Bu civarlardan gelirdi. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun ben teşekkür ederim. Serpil de gel gel yanıma. Vallahi kıyarım canıma. Otla da gel gel yanıma. Vallahi kıyarım canıma. Serpil de gel gel yanıma. Evet geldik programımızın sonuna efendim. Bugün gerçekten Kahramanmaraş'a en yakın
mahallelerimizden bir tanesi Sarıkaya'daydık. Muhtarımız da efendim köyde geziler yaptık. Köyü yakından tanımaya çalıştık. Daha sonra sosyal tesiste müzik arası verdik. Evet, Mustafa Bey de bize eşlik etti. Evet Mustafa Bey, biraz müzik hayatından bahsedelim ve ondan sonra sonlandıralım efendim programımızı. Allah razı olsun Erol Bey. Ben küçük yaşta bu müziğe başladım. Bakanlık sanatçısıyım, halk ozanıyım. Belgeliyiz çok şükür. İşte bu yaşa kadar devam ettik. Şiirler yazmaya başladım. Doğaçlamalar, atışmalar. İşte düğünlere, konserlere ama dediğimiz gibi işte isminde şey yapmak istemiyorum da Kahramanmaraş'ımız bir deprem bölgesi geçirdi. Allah'ım buradan ölenlere sağlık, rahmet, kalanlara sağlık diliyorum. Onun için biraz ara verdim. İstanbul'daydım. Şu anda geldim çok şükür. Hemşerilerimin karşısındayız şu an. İşte öyle hayat devam ediyor müdürüm. Bu programlarda zaten biz ne yapıyoruz? Moral ve motivasyon tabii, için. Tabii, tabii. Yani tabii. Büyük bir travma geçirdik. Yani evet. Sadece biz değil, 11 ilde oldu. Evet. Onun için artık depremi geride bırakıp yavaş yavaş artık hayata adapte olmak, yani hayata, yeni bir hayata alışmak için, yani bu tür şeylere de efendim gereksinim duyuyoruz. Evet. Onun için evet. Rehabilite olmak için de yani böyle şeylere ihtiyaç var. Evet, isterseniz bir potpourri yapalım. Oradan bir Hasan daha geldi. Hasan daha. Bir Hasan daha. Potpourri ile bitirelim efendim. Aynen, bahane bir doğaçlamayla bitirelim. Evet. Hasan dağının yılanı. Gelir dolan dolan bir yer sevdim küçücek deyen yatsam bileyen bileyenim. Aman bir yar sevdim küçücekten beyler aman aman yatsam bilen bileni. Bugün buralara geldik, hoşça kalın gidiyoruz. Sevgi muhabbetler ettik, dostça kalın gidiyoruz. Sevgi muhabbetler ettik, dostça kalın gidiyoruz. Dertlerimiz hep bitsin, gönüllerden girsin. Alkış çalmayanın kaynanasın ölsün, hoşça kalın gidiyoruz. Der Mustafa'm ne olacağım, sular gibi akacağım. Sizlere kurban olacağım, dostça kalın gidiyoruz. Sizlere kurban olacağım, dostça kalın gidiyoruz. İkide bir çıkmıyorum, artık yola bakmıyorum. Hiç kafama takmıyorum, gelmezsen gelmeye. Gelmezsen gelmeye, gelmezsen gelmeye.
Hiç kafama takmıyorum, gelmezsen gelmeye, gelmezsen gelmeye, gelmezsen gelmeye. Uzaklara düşürürler tuzaklara, adını yazdım yollara, gelmezsen gelmeye, gelmezsen gelmeye, gelmezsen gelmeye. Adını yazdım yollara, gelmezsen gelmeye, gelmezsen gelmeye. Ula gelmezsen gelme. Evet, Ozan amca teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ozan'ın teline sağlık. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, muhtarım, geldik programımızın sonuna. Tabii köyü gezdik, dolaştık, köyü yakından tanıdık, oyunlar evet. oynadık. Geldik burada sohbetler ettik, türküler, şarkılar söyledik. Evet, son olarak neler söyleyeceksin muhtarım? Çok teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladığın için. Bizlere aradın, öncülük ettin. Yani köyümüzü tanıttın en azından. Halkımızla konuştun, sohbetlerini yaptık misalen. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz Erzul Bey. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Evet, amacımız zaten sevgili izleyiciler, mahallemizi yani köylerden mahalleye dönen mahallelerimizi yakından tanımak. Onların geleneklerini, göreneklerini, böyle eskilere gitmek, adetlerini öğrenmek, askerliklerini, yani insanları bir nebze de olsa yakından tanımaktı. Biz de bugün efendim Sarıkaya Mahallesi'ndeki evet dostlarımızı tanıdık. Onlarla yedik, içtik, eğlendik. Köyü yakından tanımaya çalıştık, köyü gezdik. Geldik programımızın sonuna efendim. Evet, haftaya başka bir mahallemizde, başka bir köyümüzde diyelim. Buluşuncaya dek hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık efendim. Serpil de gel gel.